Merhaba arkadaşlar Zehran Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah dostlarım. Arkadaşlar Rabbim cümlemize hayırlı ömürler geçirmeyi nasip eylesin. Hayırlı bir şekilde oruçlarımızı tutarak Ramazanımızı da güzel bir şekilde sağlıklı sıhhatle geçirmemizi nasip eylesin dostlarım. Ramazan ayındayız şu an mübarek güzel bir aydayız arkadaşlar. Modelimizin hazırlığı için e, zincirimi çektim üzerine de bir sıra trabzan yaptım arkadaşlar ve bu trabzanların üzerine şimdi ben modelimi kuracağım. Ben model çıkaracağım için bir sıra yaptım ama sizler bunu birkaç sıra yaparak işinizin özelliğine göre çoğaltabilirsiniz. E, bu yapacağım modelle yelekler yapabilirsiniz, etorşallar çok güzel olur, bebek kıyafetleri çok güzel olur. Yaptığım zaman şimdi sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak desteklerseniz çok sevinirim. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımıza e, söylüyorum. Emeğe saygı adına sizler de destek verirseniz aboneliklerinizle çok çok e, değerli olacak. Benim için bu yaptığınız işler arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan kenardan modelimizin kurulumu için başlayalım. İpimi kenara alıyorum. 3 numara tığım var elimde. Bazen tığ numaramı söylemeyi unutuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Genelde 3 numara tığla çalışıyorum. Ama bazen öyle oluyor ki gerçekten söylemeyi unutuyorum. Sizler de yorumlarda sorduğunuz zaman cevap veriyorum. Yorumları bazen görmediğim oluyor arkadaşlar. Ee, arada karışıyor bazen yorumlar. Ama gördüğüm ilk fırsatta da hangi yorum olursa cevap veriyorum sizlere. Teşekkür ederim sorularınızla, beğeni, yorumlarınızla beni desteklediğiniz için. Haydi bismillah diyerek modelimizin kurulumu için başlayalım. Bir zincir çekip dönüyorum. Ve hemen dibine batıp bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yanındakine de sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 tane sık iğne yapacağım. 3 oldu. 4 5 tane sık iğnemizi bitirdim ve 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 3 4 5 ipimin üzerine dolamıyorum 1 2 3 göz atlayıp dördüncüye sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 göz atlayıp dördüncüye sık iğne modelimizin ilk sırasını bu şekilde kuracağız 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 göz atlayıp dördüncüsüne bu şekilde 1 2 3 4 5 1 2 3 göz atla dördüncüsüne 1 2 3 4 5 3 dördüncüsüne 1 2 3 4 5 1, 2 3 dördüncüsüne 1 2 3 4 5 1 2 3 4 buraya batıyoruz. Bakalım kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, dediğim gibi arkadaşlar örgümüzün başlangıcını bu şekilde 5'li zincirlerle boş halkalar yaparak ilerliyoruz. Ama yaptığımız bu halkaların sayısı kesinlikle tek sayı olacak. Yani nasıl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bakın tek rakamlı e, sayı ile alt zemininin başlangıcını yapıyoruz. Yani bu 7 değil de 8 olamaz. Ee, işte 6 olamaz. 9 olabilir. 5 olabilir. Ben şimdi 7 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane halkamı yaptım. Başta 5 tane sıkıyla, sık, iğne, sık iğne ile başlamıştım. Şimdi buraya da 5 tane sık iğne ile bitireceğim bu sırayı. Bakın battım buraya ilk sık iğnemi yaptım. Yanına ikinciyi yapıyorum. 3, 4 Bu da benim 5. sık iğnem olsun. Şurada 2 tane fazla geldi. Orası önemli değil. Ben zaten model anlatacağım için bu şekilde başlangıcını yapmış oldum. Şimdi buradan 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar ve dönüş yapıyorum. 3 zincir çektik. Dönüyoruz arkadaşlar. Sığımı doluyorum bu altta bizim 5 tane sık iğnemiz vardı Onların üzerlerine şimdi bu sırada trabzan yapacağım bakın dibine değil bir yanındakine bir trabzanımı yapıyorum trabzanlarımızı üçlü yapalım arkadaşlar modelimizde yani üç seferde çıkıyoruz bakın 1 2 3 5 tane buraya trabzan yapıyorum bir tane bu zincirden trabzanım oldu 3 taneyi de yaptım Bu da Sonuncu tırabzanım yani 5 tane tırabzana tamamladım bu kısmı ve burada 1, 2 zincir çekiyorum. Önümdeki boşluğa sık iğne ile batıyorum ve 1, 2 zincir çekip olduğum yere arkadaşlar 3 tane tırabzan yapacağım. 2'li tırabzan yapıyorum bakın 1, 2, 3 tane tırabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekip döndürüyorum örgümü. Şu ilk trabzanın tepesine sık iğne ile batıyorum. Ve 1 2 zincir çekip tekrar kendime döndürüyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Olduğum yere 1 2 trabzan yapıp sıkıştırıyorum. 2 zincir çekiyorum, dibine iniyorum. Buraya bir tane kanat yaptık. Bakın, iki zincir çekip tekrar bir iki tane trabzan yaptık. 1 2 zincir çekip dibine iniyorum. Bu şekilde ikinci kanadı da bitirdim. Bu şekilde üç kanat yapacağız. Son kanadımız için iki zincir çektik ve bir iki trabzanımı yaptım 1 2 zincir çekerek dibine iniyorum şu şekilde sıkıştırıyorum iyi bakın arkadaşlar 1 2 3 tane kanadımız oluştu burada şimdi 1 2 zincir çekerek tekrar şu alt kısma iniyorum mi Evet Buraya bu işlemi yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Şu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yan tarafa giriyorum. Buraya da şimdi aynen bunun gibi çiçek yapacağız. 1 2 zincir çekip yukarı çıktım yanına bir trabzan yaptım ikinciyi yaptım 3 tane trabzan yaptım yan yana ve 1 2 3 zincir çekip döndürüyorum örgümü bu 3 zincirimi Şuradaki dip kısma batarak sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir dönüyorum tığımı doluyorum burada küçük bir halkamız var ya. Onun içine girip 1, 2 tırabzan yapıyorum. Sıkıştırayım şöyle. 1, 2 zincirle dibine iniyorum. sık iğne ile batıyorum. 1, 2 zincir çekip ikinci yaprağımın tırabzanlarını yapıyorum. 2 tane tırabzan. 1, 2 zincir çekip dibine batıyorum. İkinci yaprağımı da bitirdim. 1 2 zincir son yaprağımızın trabzanlarını yapıyoruz. Ve 1 2 zincirle bu yaprağımızı da tamamlıyoruz. Sık iğnemle buraya batıyorum. Ve tekrar 2 zincir çekip şu kısma tekrar iniş yapıyoruz. 2 zincirle yukarı çıkmıştık. 2 zincirle bu aşağı indik. Ve 1 2 3 4 5 zincirle yan tarafa sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bir yan tarafa geçiyorum. Bakın arkadaşlar modelim bu şekilde. Şöyle biraz elimizle düzeltelim. İki tane çiçeğimiz oluştu. Bir çiçek de buraya yapacağım şimdi arkadaşlar. Bir çiçek buraya yapacağım. Bir çiçek de buraya yaparak Modelimize devam edeceğim. Arkadaşlar dört tane çiçeğimizi yaptık ve geldik sıramızın sonuna. Bakın iki zincirle dibine indim tekrar burada. Aynen bu başlangıçta olduğu gibi arkadaşlar beş tane trabzan yapmıştık. Şimdi 1 2 zincirle çıkıyorum. Burada beş tane sık iğnemiz var diye onların tepelerine birer tane trabzan yapıyorum bakın burada 5 tane trabzanımız oluşacak üçüncüyü yaptım dördüncüyü yapıyorum ve beşinci trabzanımı yapıyorum Evet çok güzel oldu çiçeklerimiz maviş maviş Oo, severim ben sizi şimdi dönüş yapalım arkadaşlar Bakın bir sıra sık iğne yapıyoruz. Bir sıra trabzan yapıyoruz modelimizde. Trabzanlı kısmı bitirdik. Şimdi sık iğneli kısımla dönüyoruz. Bir zincirimizi çektik ve dönüyoruz. Hemen şurada dibine batıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Yan tarafa geçip ikinciyi yapıyorum. Yan tarafa üçüncü, dördüncü ve beşinci sık iğnemi de yaptım arkadaşlar. Şu kısmı. 5 tane sık iğnemizi tamamladık arkadaşlar ve 5 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 zincirimi çektim Şimdi bakın örgümüzün arka yüzündeyiz Burada bizim 3 tane Yaprağı var çiçeğimizin İlk yaprağı değildi arkadaşlar ikinci yaprağının şu iki katını alacağım 5 zincirimi çektim tığımın üzerine Dolamıyorum Şu ortadaki yaprağın 2 katını şu şekilde alıyorum Bu 5 zincirimi buraya şu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek geçiyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Buradaki amacımız ne? Önden yaptığımız bu yaprakları zincirimizden sabitleyerek modelimizin düzgün durmasını sağlamak arkadaşlar. Bakın 5 zincirle battım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, Bakın bir de ipte de düğümüm geldi. Olur böyle vakalar demişler arkadaşlar. Bazen oluyor ipin içinden düğüm de çıkabiliyor. Bozukluklar da çıkabiliyor. Bunlar yaşamın doğal ee, hataları mı diyeyim kusurları mı diyeyim. Özür dilerim sizden arkadaşlar. Böyle bir düğüm geldi. 5 zincirimi yaptım. Tekrar 5 zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5 ve şuradan dediğim gibi ortadaki yaprağın arkadan şöyle iki katını alıyorum buraya sık iğne ile zincirimi sabitliyorum tam da düğüm oraya geldi çok güzel bir yere geldi aslında 1 2 3 4 5 zincirle geliyorum bu kısma batıyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincir çekip yan tarafa geçiyorum buraya bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle tekrar şu orttaki yaprağımızın iki katını alıp bunu da buraya sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani destek yapıyoruz örgümüze bu zincirlerle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yuvamızı yapalım. 1 2 3 4 5 zincirle son yaprağımızı da şurada Evet 1 2 3 4 5 zincir geçiyorum Şuradaki ilk trabzanımın tepesine sık iğne ile 5 zincirimi sabitleyip trabzanlarımın üzerlerine sık iğne iğnemi yapıp 5 tane bakın 4 oldu. Beşinciyi de şu kısma yapıyorum ve burayı da burada bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ön tarafına geçtiğimizde bakın yapraklarımız gayet güzel bir şekilde düzgün durarak arkadaşlar arkadaki destek gerçekten çok güzel işe yaradı burada. Şimdi ne yapıyoruz? Modelimizi tekrar yeni baştan kuracağız ve modelimizde kaydırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi. Bu sırada bakın 4 tane modelimiz çiçeğimiz vardı. Şimdiki çiçeklerimizi şuradaki boşluklara yapacağız. Ve 3 tane çiçeğimiz olacak. 1, 2, 3 çiçek yapacağız bu kısımlara. Şimdi ne yapalım? Köşedeyiz. 1, 2, 3 zincirle dönelim. Ve trabzanlarımızı yapalım. Bu köşe, kenardaki trabzanlarımızı üçlü yapıyoruz modelimizin içindeki trabzanları da ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar unutmayalım Bakın 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra 5 tane trabzanımı yaptım 3 zincir çekiyorum arkadaşlar burada 1 2 3 zincir 3 zincirimi ne yapıyorum bakın şu yapraklarımın arkasında şu kısım var ya arkadaşlar o kısma şöyle 3 zincirimi sık iğne ile bağlıyorum buraya. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ta ki buraya yapmıyorum. Bakın dikkat edelim burada. Buna değil şu ortadaki yuva, yuvaya sık iğne ile bunu buraya sabitliyorum. Ve buraya çiçek motifimi kuracağım şimdi. 1, 2 zincirle yukarı çıktım ve buraya 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 3 ve 3 zincir çekiyorum Örgümü döndürüyorum Çektiğim 3 zincirimi Şurada Çektiğim 2 zincirim var diye onun tepesine girerek Zincirimi buraya sabitliyorum sık iğneyle. Ve 2 zincir çekerek örgümü tekrar ön yüzüne döndürüyorum Tığımı doluyorum buraya şimdi yapraklarımı yapacağım Bir trabzan Yanına ikinci 1-2 iki zincir çekiyorum Dibine iniyorum bir yaprağımı yaptım iki zincir çekip yukarı çıkıyorum ikinci yaprağımı yapıyorum bir iki trabzan iki zincirle iniyorum dik kısmına batıyorum tekrar iki zincir çekip son yaprağım için bir iki trabzan bir iki zincirle de buradan artık inişe geçiyorum 2 zincir çekerek ipimin katı kaldı. 2 zincir çekerek alttaki kısma iniyorum. Şöyle elimizde bir düzleyelim. Ne yaptığımızı görelim. Bakın 3 yapraklı yoncalı çiçeğimizi yaptık. Bu kısmı bitirdikten sonra arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bakın buradaki şurada var bir göz burada var bir göz buraya değil bunu buraya batacağım burası başlangıç olduğu için o şekilde yapmıştım burada da şimdi arkadaşlar buraya değil yan tarafa batıyorum 1 2 3 4 5 zincirle şu ortadaki yuvaya batıyorum ve bir iki zincirimi çekip hemen buraya üç tane trabzanımı yapıyorum yeni çiçeğimin hazırlığı için bakın arkadaşlar buraya bir çiçek yapacağım buradan geçeceğim şuraya da bir çiçek yapacağım ve bu sıra bu çiçeğin arkasından da bu sıramı bu şekilde sonlandıracağım Evet arkadaşlar bu sıranın da çiçeklerini yaptık. Bakın. Şimdi kenara geldiğim bir zincirimi çektim. Dönüyorum. Hemen sık iğneli kısmına yapıyorum. Bakın dibine yaptım. 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Önümdeki yere değil arkadaşlar. Şuradaki yere sık iğne ile battım 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum şimdi burada yapraklarımızı <laughs> sağlama almak için arkadaşlar bakın tığımın üzeri boş şuradan ortadaki yaprağın arkasından iki katını alıyorum ve 5 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 çekip şuradaki boşluğa geçiyorum 1, 2, 3, ay ipimin katı kaldı. 2, 3, 4, 5 zincirle yan tarafına geçiyorum. Bir yuva yaptım bakın buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yaprağımın arkasında iki katına şöyle girip bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir geçiyorum buraya. 1 2 3 4 5 zincirle yan tarafa geçip yuvanı oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincirle bu yaprağımızı da sağlama alalım. Kapattık. 1 2 3 4 5 zincirle bu kısma geldiğimizde de arkadaşlar yanlış bir şey yapmayalım. Evet bu kısma da buraya batıyoruz tekrar bakayım ilk başta yaptığım gibi arkadaşlar Evet 1 2 3 4 5 zincirle Evet aynen buradan 5 zincirle geçiyorum alttaki 5 tane trabzanın tepesine 5 tane sıkı iğne yaparak bu sırayı da bu şekilde sonlandırdık. 1, 2, 3 zincir çekip şimdi trabzanlı kısımları yaparak yeni modelimiz, yeni çiçek motiflerimizi uygulayacağız. Bakın arkadaşlar. Ay ipim bir öyle oluyorsun, bir böyle oluyorsun. rengine bakın ne kadar değişti görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Çok farklı bir renk oldu şu an. Şimdi dışarıdaki güneşin şeyine göre evdeki ışık rengi değişiyor arkadaşlar. Şu an cam kenarında olduğum için güneş vurdu cama ve ipin rengi tamamen değişti. Yani bakın şimdi bir alt sıradaki işlemimizin aynısını şimdi buraya uygulayacağız. Ne yapacağız? Şimdi buradan dönüp 5 sık iğnemizin üzerine 5 tane trabzanımızı yapacağız. Ve şu kısma aynı bakın ilk ilkinde ne yaptık arkadaşlar? Hemen dibine çiçeğimizi yapmıştık. Buraya çiçek yapacağım. Şuraya yapacağım. Buraya ve buraya. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İlk sıramın tekrarı. Yani e, ben şimdi o orayı da yapacağım. Tekrar dönüş yapacağım. Bakın güneş gitti, ipimin rengi de gitti. <laughs> güneş bir geldi, ipimin rengini değiştirdi gitti arkadaşlar. <laughs> ben yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar bir sıra daha çiçeklerimi yaptım. İpimin rengi belki de çok göstermedi ama arkadaşlar keşke daha bir açık renkle yapsaydım diye de düşünmedim değilim şu an. Gerçekten motiflerim o kadar güzel ki aslında çok kamerada göstermiyor ama elimde çok çok güzel görünen çiçek buketleri var arkadaşlar. Umarım sizlerin de hoşuna gidecek güzel bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Telefonumun şarjı şu an bitmek üzere. Ben hemen bir şarjı takayım. Çünkü görüntü kayboldu. Arkadaşlar çok özür dilerim. Az önce telefonumun şarjı bitti ve e, ben telefonla çekiyorum. Zaman zaman da söylüyorum ya videolarımı arkadaşlar. Ve hemen telefonum kapandı. Neredeyse görüntü kayboldu. Tam da arkadaşlar modelim gerçekten çok güzel diye söylüyordum. Birden telefon kapanır oldu. Özür dilerim hepinizden. Bakın modelim aslında gerçekten çok güzel ama ipim belki de birazcık koyu düştü. Açık renkle yapmadığıma çok pişman oldum. Keşke daha güzel gösterirdi. Bir açık tonla yapsaydım. Ama eminim sizler o şekilde yaparak modelin nasıl güzel olduğunu anlayacaksınız. 3 sıra yaptım çiçeklerim arkadaşlar bir sonraki sıraya yapacağım çiçeklerinde bakın yuvalarını hazırladım. Buralara da bir sonraki sıradaki çiçeklerimiz yapılacak. Bu şekilde ilerleyip giden bir model. Arka kısmı bakın bu şekilde duruyor. Buralar hep zincirli kısımlar. Ön kısmında da çiçek motifleriyle süslenen çok güzel bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Bakın birazcık daha şöyle yaklaştırdım. İnşallah bu şekilde daha güzel anlaşılır. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalın dostlarım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.